Yaşam Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Mehmet Öndül Show başlıyor. Teşekkürler.
Efendim şu anda ekranları başında her hafta olduğu gibi benim güzel bir sloganım var. Diyorum ki sesimizin görüntümüzün ulaştığı insanlık adına, sevgi adına, barış adına hele bugünlerde bütün toplumu ilgilendiren gerçekten hem sevgiye hem barışa ihtiyacımız vardır. Bizi izleyen herkese hürmetlerimi göndermek istiyorum. Yaşam TV ekranlarında evet bugün biliyorsunuz daha önceki programlarımız yani söylemeyeyim demiyor 21.30'du şimdi 19.30. Ben diğer eski saatine göre gidersem yani 7.30'da. O 19'ları anlamıyorum. Evet 7.30'da bundan sonra Mehmet Öndül Show Allah nasip ederse her hafta yine salı akşamları sizlerle beraber olacak. Bu akşam çok değerli dostlarım var, güzel kardeşlerim var, güzel sesler var. Şöyle muhabbetimizi biraz geriye bırakacağız. Benim yaklaşık 8 sene hem televizyonculuk hayatımda hem de 2,5 aydır buradayım. Bir tane iki harfli bir SMS'i ezberleyemedim. İnşallah biraz sonra şöyle sevgili yönetmenim bu SMS numarayı bana kaldırır da ben onu da okurum. Evet. Fazla muhabbet etmeden çok değerli bir kardeşim. Gerçekten ben yıllar önce onu dinlediğimde bir düğünde dinlemiştim. Evet dedim bu muhakkak bu işin tozunu yutanlardandır. Önü açıktır ve de öyle oldu. Şu anda böyle hani bizim orada derler ya merdivenleri böyle hızlı hızlı geçiyor yukarıya doğru gidiyor. Benim de çok beğendiğim sizler de zaten biliyorsunuz. Şöyle stüdyomuz maşallah pandemiden dolayı dolu mudur boş mudur bilmiyorum. Hiçbir alkış da gelmiyor oradan. Evet doluymuş. Şimdi hemen tabii ki bizi uyarlardı. Bak pandemi vardır stüdyonuz boş olsun. Ben hep seyirciye alışkın olduğum için pandemiden dolayı çok da seyirci almıyoruz. Ama az da olsa seyircimiz vardır. Şöyle bir alkışlarımız da gelirse diyeceğiz ki... Tatvan'a gidiyoruz değil mi? Ayfer'i çağırıyoruz. Tatvan'la Ayfer diyoruz. Hadi bakalım.
olsun. Bir an kendimi düğünde. Çok teşekkür ederim herkese. Düğünde gördüm vallahi. Biraz senin güzel uzun kardeşim. Oldu. Yok yok, iyi iyi. Hoş gelmişsin güzel Hoş kardeşim. Hoş bulduk. Yüreği güzel insan. Te çani başı. Başım kardeşler. Kırmancıya te başı anla. İdare. İdare. Peki ben her zaman şunu söylerim. Yaşam tabi biliyorsunuz 7 bölge hitap ediyor. Evet. Yani hem Kırmancı haberden hem Türkçe haberden. Çizmavati. Evet mesajı. Bu yeni mi? Ha bu yeni eserim. Belli heyecanından aynen, bellidir. Aynen. Güzel güzel bir potpourri olmuş. Aynen öyle. Ben zaten senin sesini gerçekten çok beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ayfer'in sesi güzel. Şöyle bir şey desem ilk keşfedenlerden birisi benim desem. Evet siz. Doğru değil mi? Aynen öyle. Aferin bana daha, bir alkış gelsin. Damla TV'deyken keşfettiniz beni. Koliste keşfettiniz. Evet, evet. Bir de düğünde. Aynen, daha aynen. Damla TV'deyken. Ama benim kardeşim yüreği de güzeldir. Allah razı olsun sizin yüreğiniz güzelliği ve programın hayırlı olsun gerçekten. Allah razı olsun Yeni kardeşim. Yaşam TV hayırlı olsun herkese inşallah. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim herkese. Seyircilerimiz var. Hoş gelmişler. Evet. Şeref vermişler diyorum. Ekran başında şimdiden bizi izleyen herkese selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Konuşmayı da çözmüş. Aferin ederim. Sana valla. Sağ olun. Bir eller gelsin o zaman. Görelim. Evet. Kardeşimi alalım böyle. Bak bu işler böyle abi. Böyle yavaş yavaş. Ben ilk televizyona başladığımda ya dedim ben ne konuşacağım abi ya. Çıkacağım iki kelime hiç unutmuyorum. Televizyon ismini söylemeyeyim ama o da çok güzel bir emeği benim üstümde olan bir televizyon. Buradayız değil mi? Valla çıktığımda hiç unutmuyorum. O gün konukta kim? Şansa. Ferhat Güzel, Şansa bir de Allah rahmet eylesin Nuray Aftaş. Dilim tutulmuş abi. Ne ama sıkıştığım yerde alkış gönder diyordum. Alkış seyirci de fazlaydı öyle. Şimdi kardeşim de gerçekten tabii ki ben bu sanat işini at kulvarına benzetiyorum. Gerçekten bir yarıştır. Allah herkesin yolunu açık etsin. Yine böyle yakışıklı, delikanlı bugün çok da böyle şık. Sakın benim yanımda durma tamam mı? Biraz uzak dur benden. Gerçekten ben diyorum ki bizden sonraki gelen jenerasyon gözümüz arkada kalmayacak. Hem sesi hem de yüreği güzel hem de çok edeplidir. Biraz fazla yakışıklıdır. Şöyle bir stüdyodan da alkış gelirse diyeceğiz Merdan Yıldırım geliyor.
Merdan hoş geldin. Maşallah bak gençlerle çalışmak her zaman gençliğin olduğu yerde hareket var. Hareketin olduğu yerde bereket var. Bak gençlerle çalışmak bak hep ikisi de böyle dinamik geldiler. Ellerinden öpüyorum dayıcım. Estağfurullah hoş geldin kardeşim. Şöyle hoş bir bulduk. Başta duygularını öncelikle alayım senin. Öncelikle programın hayırlı uğurlu olsun. Her zaman en iyi izlenen programdır. Yaşam TV'de olman da bir ayrıcalıktır. Buradan Yaşam TV ekranlarında bizi izleyen bütün dostlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Senin de ellerinden öpüyoruz. Rabbim senin yokluğunu göstermesin inşallah. Estağfurullah canım kardeşim. Böyle güzel bir program olacak inşallah. Çok güzel. Çıkışta şimdi ya bunda elbiseyi bana bırak diye dediğim ama yok yakışmış ona vallahi. Ya. Kurban ederim. Dayı, vallahi ne demek? Güzel yakışmış. Baş tacısın. İkiniz de maşallah şıksınız. Teşekkür ederim. Kardeşim seni de şöyle alayım. Evet. Ya bu hayatta yapmadığım bir şey şöyle bir kağıdı elime almayayım. Ben geçen gün bir televizyon, Merdan'ın bir televizyon izliyordum. Televizyon ismi de söylemeyeyim, konuk ismi de söylemeyeyim. İkisini de seviyorum. Yani gerçekten seviyorum. Müdürüm biliyor mu, bizi izliyor mu Yusuf? Müdürüm bizi izliyorsa kulakları çınlasın. Şimdi konuklar alıyor diyor ki daha gele gelmez. Evet diyor sıra senindir. Ya ama ben var ya öyle bir hoşuma gidiyor. Öyle bir hoşuma gidiyor ki kardeşimize selam olsun. Sen biliyorsun. Selam olsun. Vallahi ben oturdum sonuna kadar izledim. Çok böyle doğal yani. Hoşuma gidiyordu gerçekten. O yüzden hiç o kağıt. Ya dedim ki o ara sevgili yönetmeni aradım. Dedim ki ya şu söyleyin şu kağıdı elinde bıraksın. Porun bitene kadar kağıt elindeydi. Kağıtta da ne yazılıyor belli değil. Evet bilmiyorum. Yok yok öyle ama adamın doğallığıydı. Bence o program en izlenen programdır vallahi. Evet o konuktu. Doğru doğru. Şimdi niye mevzu açtım? Bir SMS'lerimizi hatırlatmak için kağıda elime almayacağım tabii ki. Yasam yazıp boşluk bırakıyorsunuz. Merdan 7-8 senedir iki kelime ezberleyemiyorum yemin ediyorum. Diğer televizyonlarda da ezberleyemiyordum. Çünkü benim okuma yazmam biraz kıttır biliyorsun. Yaşam yazıp boşluk bırakıyorsunuz. 39-69'a gönderiyorsunuz. Bu arada bizim programımız tabii ki Yaşam Arsa Ofis'in katkılarıyla bir sevgili Mehmet Can Bey'in katkılarıyla gidiyor. Yani sponsorluktur, iç yapım değildir. O yüzden kendi payımı oradan çıkarıyorum sevgili müdürüm. Alkış giderdi buna ama gelmedi. Ben ne yapayım? Evet. Kardeş biraz muhabbet edelim. Şöyle bir mikrofonunu al sevgili kardeşim. Yalnız Beşir buna boştur ya. Ha yanda ha öyle. Bence helal olsun sana. Pandemiden dolayı değil mi? Çeşme değil değil mi? Dur bakayım vallahi ben deneyeceğim bunu. Ses geldi. Benim müdürüm tabii ki yönetmenimiz sevgili Beşir bunu yapmaz. Evet. O yüzden işin esprisi dedim. Böyle biz rahatla. Bir türkü yaptın yoksa? İki eser yaptım. İkisi de hareketli. Düğünler için. Maşallah düğünler de bu aralar Allah versin düğünleri. Aynen. Pandemiden dolayı maşallah gidemiyoruz artık. Ben kardeşime İnşallah bazı sorular soracağım ama çok açılma. Çünkü niye biliyor musun? Niye açılma? Soracağım sorular çok tehlikeli sorular. Tehlikeli sorular. Bu saat 10'a kadar hani acaba saat 10'dan sonra mı korona geliyor, nasıl oluyor? Sen bu fikrin nedir bu sanatçılar? Çünkü herkes bu işte ekmek yiyor gerçekten. Yani vallahi, bizler ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl yapacağız? Senin fikrin nedir acaba? Valla korona saat, dakika şeyi tanımıyor. Yani o yüzden korona, koronadır gelmiş evet. Bir kere. O yüzden saat yok, önlemini alacağız. Ne zaman gelir belli değil yani. Yani komple kesilseydi daha iyi değil miydi? Daha iyiydi ama değil işte mi? İnşallah kesilir. Evet çünkü şeydir mesela biz dün akşam programımız vardı. Aynen. Mekan Hancanış Doğulu. Ne dedim Ayhan? İnşallah. Evet. Şimdi Mekan Hancanış Doğulu. Evet. Saat 10'da kapatmak zorunda kaldık tabii ki. Ama ben şöyle yani keşke 15-20 gün hepten kesseler. Şu korona yani aynen. Bu virüs biraz bir düşerse aynen. Ya da yani 12-1'e kadar ben bir sanatçı olarak tabii ki şu anda elimizde imkan var televizyon var bazı bir sürü sanatçı arkadaşlarımız dili olmuşuz doğrudur, tabii ki doğrudur. Ben biraz da bu konuların üstüne eğilmek istiyorum o yüzden sorumu sormak istedim size. Teşekkürler. Yani peki şöyle bir soru sorayım bu pandemi döneminde hiç devletten size bir yardım herhangi bir şey geldi mi sanatçı yok, olarak? Yok asla hiçbir gelmedi. Yardımı gelmedi bize. Hani ilk pandemi döneminde zaten evdeydik bir 3-4 ay. Evet. Evde kapalı kaldık. Hiçbir iş yok. Çalışamıyorsun. Evet. Defalarca aradığımıza rağmen hiçbir yardım gelmedi. Evet. Kesinlikle. Yani tabii ki ben burada yardım derken ekmekten, sudan, şeyden bahsetmiyorum. Ben yani, şöyle bir şey diyorum. Çünkü biz sanatçılar 20 bin, 22 bin insan yani sanatçı var. Bu sadece
meslek birliklerine kaydolan sanatçılar. Sendikamız yok mesela. Yürüyüş yapamıyoruz, bir şey yapamıyoruz ama devletimiz de sağ olsun 10-15 kişi, Türkiye'de sadece onlar sanatçıdır. İşte onun dışında hiçbirimiz sanatçı değiliz. Öyle diyelim, işin içine geçelim. Topu sevgili kardeşim. Vallahi değil Merdan, bu arada hem hoş geldin diyelim, hem biraz önceki dinlediğimiz yeni miydi yoksa? Yeni derken pandemiden önce yapmıştım. Yeni evet, tabii ama ki. Ama şu anda yine... Promosyonunu iyi yapamamışız. Evet. Çünkü televizyon yok, bir şey aynen. Yok. Aynen. Yeni bir albüm çalışmamız devam ediyor. Sevgili Tayfur Erdinç ve Hasan Payz'in sponsorluğu adı altında. Çok da güzel bir albüm. Öyle işte yetişemedik sizin güzel peki, programla. Peki, inşallah devam eder. Bu konuyla ilgili kardeşime sorduğum soruyla ilgili dayıcığım, sen ne diyorsun? Dayıcığım, şöyle bir şey söyleyeyim. Müzik aynadır yani. Müzik olmadan hiçbir şey olmaz. Duygu desen ne desen hepsi müzikte var yani. Bu yüzden devlet olarak da tamamen her şey işte düğünlerimiz iptal. Ya. Programlar iptal, ekstralar iptal, her şey iptal. Neymiş işte müzik halayı yapılıyor. Birçok yerde de programsal olarak mesela toplu demeçler veren işte büyüklerimiz de var. Yani isim vermek istemiyoruz. Her şey müziğe bağladığı zaman müzikte ekmek yiyen birçok insan var. Bizim kanalımızın kapanmasını istiyor musun? Yok. O konuda değil. Yani sesimizin ulaşabildiği yere kadar gitsin yani. Her şey neden müzik yani? Müzik niye ne yapıyor yani? Yani gündüz yasakla ya da tamamen yasakla. Yani daha iyi olmaz mı yani? Evet. Yani şu söyleyeyim. Şey kötü tamam biz kabul ediyoruz. Yani hakikaten Allah böyle bir şey çıkarmış. Ders bütün dünya için. Etkilemiyor aynen. Tabii yani ki. Sadece bize iş şey adamları değil. Da etkiler ama yine de sanatçılar bu konuda biraz daha yani bu pandemide en çok mağdur olan insanlar. Yani en fazla mağdur olan biz müzisyenler yani. Evet. Sizin gibi değerli insanlar böyle. Evet. Bak. Maalesef. Yönetmen diyor ki fazla konuşmayın bu konuya girmeyin diyor. Bir türkü okuyun diyor. Peki mağdur olmayalım o zaman. O zaman sırada ne varsa bir türkü mü okuyayım, canlı mı okuyayım, ne yapayım, Merdan ne yapayım kardeşim? Canlı okuyayım. Canlı okuyayım değil canlı mi? Oku. Bir re alalım ya da mi alalım, ne istiyorsanız alalım. Evet. Bir mi alalım kendime geleyim vallahi ya. He. Öyle mi yapayım? Aynen dayı, vallahi. Alkış geldi oradan değil mi gençler? Bir de şunu diyeyim dayı, neyse şarkıya girdi. Söyle söyle. Yani Mehmet Öndül, Allah da biliyor ya, nankörlük çok kötü bir şeydir. Birçok sanatçının önünü açan, birçok sanatçının ekmek yemesine sebep olan tek insandır. Ve buradan ona da alkış aynen. İstiyorum, ellerinden çok öpüyorum. Çok saygıdeğer bir insan gerçekten. Allah onun yokluğunu göstermesin inşallah. Başımıza ne gelirse. Gerçekten öyle, çok saygıdeğer bir insansınız. Çok teşekkür gerçekten. Ederim kardeşim, Allah razı olsun. Evet. Hocam şöyle bir, evet. Thank you.
Mine kral. Evet, bugün hocalar hepsi delirmiş. Öyle geliyor bana.
kardeşime. Tabii sizin yanınızda gerçeği olmuyor ama. Gel, gel kardeşim. Şöyle bir gel. Olanlar seyirci maşallah. Yüreğine sağlık. Murat'ın Erunuş'tan'dan ya. Gerçekten yüreğine sağlık maşallah. Estağfurullah güzel kardeşim. Bu arada yine hatırlatayım. Her ne kadar Beşir kızarsa programımız biliyorsun Yaşam Arsa ofisin katkısıyla değil mi? Tabii katkılarıyla yürüyor. O yüzden bana bir not getirecek. Ne okuyacağız kardeş? Türkü okuyayım. Ya benim sevdiğim o türkü ne zaman gelecek? O zaman gelsin. Mikrofonda. Gelsin ya. İsmi neydi onun? Ezgi Kedim Açabey. İstediğin herhalde. Evet. Sevgili yönetmenim. Ezdil Kedi Mançava eserini. Ve bir şey söyleyeyim mi? O türküyü ilk dinleyenlerde bir tanesi benim. Bak evet, şimdi aynen. Ekran başına da istersen bir SMS'leri. Ben tabii konuşuyorum ki bu ara reji hazırlığına kadar. İstersen bir SMS yarışı yapalım orada. En çok bak. Bak bir süre dinleyin bunu. Biraz açın içeriye. Evet hocalar,
Nasıl bir türkü alkışlarınız ama? Alkışlarınız için teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bak ben kardeşime bir şey söyleyeyim. Buyurun. Hem güzel okumuşsun hem ki Mustafa yapmış Mustafa değil mi? Mustafa Beyaz Kuş. Bu iki yeni eserimi de Mustafa evet. Beyaz Kuş yaptı. Birisi bir gün deniz kenarında dalgaları saymış. Aynen. Birisi gelmiş demiş ki sen ne yapıyorsun demiş. Demiş valla dalga sayıyorum. Demiş kaç tane saydın? Demiş sabahtan saydıklarım hiç yeni gelen bir. Şimdi kimin yapması değil ama bu türkü ben seviyorum. Allah razı olsun. Bir de ya hani bir insana bu kadar güzel bir elbise yakışır. Türkü sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Bana kalsa da 24 saat bunun klibini veririm ha televizyona. O yüzden teşekkür ederim. Allah diğer türküler de çok güzel. Sırada herhalde yeni türkülerimiz de var değil mi? Birazdan dinleyeceğiz. Evet, bir tane var. Tamam güzel kardeşim. Teşekkür ederim. Allah seni razı şöyle bir alalım, bir alkış da alalım. Evet. Çok teşekkür ederim. Bak sıkıştığımız yerde alkış diyoruz. Şu sıra hepsi benim kardeşlerim abim. Sağ olsun beni yalnız bırakmadılar. En büyüğün ismi neydi? Ergin abim. Veysel, Sezgin, Engin, Ergin abimin oğlu, yeğenim. Beni aşkıyla gelmişler abi. Filiz abla bizi yalnız bırakmadı dostuyla. Teşekkür ediyorum onlara. Ayağımızı denk alalım abi. Evet öyle. Şu sıra hepsi kardeşim abim. En büyüğü Ergin abim. Şimdi biz normalde biliyorsun seyirci yasak bizde. Aynen. Pandemiden dolayı ama bunlar çok ayrı oturmuşlar. Baksana herisi aralarında 3 metre var hemen hemen. Ama maskeleri öyle var oturmuşlar. Yine de. Evet. Sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar. Evet, müdürüm çok çayı sadece ederim. Size mi reva acaba? Evet peki. Bu ara Kenan Usta bizi izliyor bütün grubuyla beraber. Beşir arabamız bozulmuş kim yapacak? Kenan Usta yapacak değil mi? Ha, helal olsun. Ya böyle böyle yönetmene can feda. Evet, çekişsiz. Ve Bursa'dan benim sevgili aile dostum Cumali Ergün Yürek. Cumalıcığım, önümüzdeki haftadan itibaren bu sazları sana yükleyeceğim. Öyle belli ediyor. Selam olsun. Evet, Cumali gerçekten çok değerli bir dosttur. İyi bir aile babasıdır. İyi Bursa'da bütün Vanlıların reisliğini yapıyor. Gerçeklerden gittiğimizde sağ olsun. Biz ona sponsor yapıyor. Demeyelim. Bizim yanımızda gerçekten her zaman bize desteği de vardır. Cumali sana birazdan Merdan gel bakalım. Cumali'ye ne göndereceksin söyle ailesine. Orada bir yeğenim var küçük yeğenime de ne göndereceğiz? Bir sıradaki eseri gönderelim Cumali abimize. Limne Hayde. Bu da güzel bir eserimiz. Cumali Limne Hayde. De hadi bakalım. Ona gelsin. Bütün dostlara gelsin. Hadi bakalım. Hey, 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 hey
acımın nege, hey naz acımın nege, naz acımın nege, hey naz acımın nege. Tüsani et evin darım, derdim gele gel, hey derdim gele gel. Evinar edeme, hey derdim gele gel. Şed kim serim lan, dedem ya de dur ya dılan. Temaşed kim serim lan, dedem ya de dur ya dılan. Eski ala rengi güler, rutini ezmeme ağlam. Dövmemeyde, tübi bir alman, cıboymın eyde, ey ey cıboymın eyde. Evgava tübi bir alman, cıboymın eyde, ey ey cıboymın eyde. Limin ne beyde, ey ey limin ne beyde. Limin ne beyde, ey ey limin ne beyde. Yüreğine eyvallah, sağlık teşekkür kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Bana Kava'yı hatırlattın, Şivanperver'i hatırlattın. Çok sanatsal bir şey yapmışsın. Aferin. Eyvallah. Yok çok güzel çok, bir eseriniz. Sanatsal bir şey olmuş. Sevgili Mahmut'a Metin Barlık'ın eseriydi. Çok güzel bir eser. Ondan almıştık. Vallahi eser kiminse bilmiyorum ama evet. Güzel yorumlamışsın. Eyvallah, güzel yapmışlar. Tam evet. Sanatsal. Benim sevdiğim bir şey yapmışsın. Teşekkür ederim. Yüreğine hocam. Sağlık. Benim teşekkür güzel kardeşim. Ederim. Beğendiysen böyle şeyler mutlusun. Bekleniyor. Evet. Eyvallah. Teşekkür sakın ederim. Deme reklama. Sakın deme. Ya Beşir, canım benim çok teşekkür ediyorum. Sevgili Merdan, şöyle bir elleri de görelim, sazlardan da görelim elleri. Şimdi her gün, şöyle her programda böyle elime bir... Bismillahirrahmanirrahim. Nereden geldi o ses? Şeydir, her programda muhakkak bir 3-4 tane kağıt elime sıkıştırır. Geçen gün bir kağıt getirdiniz yine böyle okudum. Yemin ediyorum araba bindim bir tane sanatçı dostum. Abi dedi sen niye ben mesajımı yarıda kestin? Ben dedim abi vallahi özür dilerim o zaman seninle. Şimdi bilmiyorum böyle geliyor ya bazen mesaj elime sıkıştırıyorsunuz ama burada baba kız Cevdet ve Neşe değil mi? Aydın'da Gülbay soy isimleri. Evet. Bizi izliyorlar. Buradan Aydın'a selamlar saygılar. Baba kız bir ara burada program yapıyorlar. Evet, 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 evet. Selamlar, hürmetler olsun. Onlara da gerçekten onlar da bu işin tozu yatanlarda bir tanesidir. Ben bir türkü okuyayım sonra reklama gidelim. Olmaz. Reklam. Peki. O zaman kardeş gel şöyle reklama girmeden önce. Biz ne yapıyoruz? Bayanlara söyletiyoruz. Şöyle kardeşim bir yakın alın. Reklam diyeceğiz. Reklamlardan evet. Sonra buradayız. Reklamlardan sonra buradayız. Yaşam Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Mehmet Öndül Show devam edecek. Mehmet abi iyi programlar. Bay Karizma hoş geldin. Hoş bulduk maşallah. Güzeller güzeli bir hanımefendi. Evet. Bu gecenin tabii yakışıklı adamı. Estağfurullah. Bir aradasınız. Harika ben kenardan izliyorum. Çok keyif alıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü böyle artık televizyon kanallarında eskisi evet. Gibi kaliteli müzik programları yok. Doğru. Aynen, şimdi olmayınca da ne kadar çok özlediğimizi sizi izlerken görebiliyoruz. Allah razı olsun. O yüzden ağzınıza sağlık. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu kadar harika bir program olunca harika bir kampanya da düzenlememiz gerekiyor. Evet. Ve dolayısıyla... İstanbul tapulu bir yerden bahsedeceğim. Hemen İstanbul'un arka bahçesi Silivri'den bahsedeceğim Mehmet abi. Yani her gün gelişen bir yerden bahsediyorum. Silivri Değirmenköy'den bahsedeceğim. Arsa işi silah için sor. Onun arsaları çok çünkü. Yok kalmadı. Yok sen hep yatırımlar arsadan yer alıyorsun. Gerçekten yok inan ki. Son bir tane kalmıştı onu da sattık. Pandemiden dolayı geçimimizi sağlayamıyoruz. Ama ne yapıyor biliyor musun? Ağlamaya başlayacağım şimdi. Yani öyle bir tabir vardır ya takla attırıyor.
Alıyor abi, devrediyor. Alıyor, devrediyor. O arada bir bakıyorsun 5 tanesinden yaklaşık bir 50 bin lira para kazanmış oluyor. Onu arsa çok biliyorum. Evet, şu anda abi 250 metrekare yerlerden bahsediyoruz ki bu akşam biliyorsunuz saat 22 itibariyle artık dışarıda bütün mekanlar 22'de kapanacak. Bu da ne demek oluyor? Geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz pandeminin ilk dönemlerinde insanlar evlerine sıkıştılar. Evet. Ve hiçbir yere gidemediler. Ama halbuki böyle güzel doğa harikası olan bir yerde bir yerleri olmuş olsaydı deşarj olacaklardı. O dört duvar arasına sıkışmayacaklardı. Bir bağ bahçe yapsalar dahi gidip orada ayakları toprağa değecek. Vallahi ben bile düşünüyorum aslında. Çünkü vardı gerçekten bir tane evimiz tabii, vardı ama sattım. Çok pişman oldum. Yani satma. Sokakta. Hani böyle bir olay yaşayacağım bilsem zaten satmazdım. Sıla düşünsene sokaktasın. Dört duvarın içindesin, hiçbir şey evet. yapamıyorsun. Hiçbir şey, hiçbir yere gidemiyorsun. Bize diyoruz ki artık dört duvar arasına sıkışma. Biriktirdiğin hani mutfaktan arttırdığın paranla, o aldığın maaşından arttırdığın lüksünden arttırdığın paranla sana harika bir yerden arsa verelim, arazi verelim. Ve bu araziyi sen de al abi, bağını bahçeni yap, istiyorsan konteynerini koy. Öyle güzel bir şekilde sen de kendi sosyal alanını kendi elinle büyütebilirsin. Kendi elinle sosyal alanını yaratabilirsin. Evet. Şimdi Silivri'den, Değirmenköy'den bahsediyorum. Yatırımcıların gözdesi. Bay Karizma. Şimdi Silivri, Değirmenköy dedin. Evet abi. Dün delevesi gün sevgili patronla beraber gittim. Oo. Gittim. Sıla kendi yeri yani yeri yerinde gördüm. Evet. Bak yemin ediyorum. Allah'ın üstüne yemin ediyorum. Sen o yeri gör. Şoka girersin. Çok güzel bir yer. Mehmet abi ne güzel yer dedim. Dağdan bayırdan bahsetmiyoruz. Değil değil. Hemen harika bir yer. İmanlı arsanın hemen yapışı. E5'in yanı. Dümdüz çok güzel bir yer. Ben kendim düşünüyorum. Eğer bana indirim yapsa alacağım. Şimdi abi bak 250 metre diyoruz. E5'e 5 kilometre mesafede. Hemen. Yok 5 yoktu. O kadar da yok. O kadar da yoktu değil mi? Vallahi yok. 5 kilometre yok. Ha, tahmini daha söylüyorum yakın. Ben tahmini evet, söylüyorum. Daha yakın. Daha yakın değil mi? Tabii tabii. Oo, çok tabii. Hemen E5'in yanı o zaman. Yanı. Çok güzel. Şimdi bu kadar merkezi olan bir yerde, yaşamın olduğu bir yerden bahsediyorum. Yani merkeze yakın, otobana yakın, imarın hemen yanı başında. Yani bugün eğer hemen senin yanı başına imar geldiyse yarın öbür gün buraya da gelecek. Doğal olarak senin bugün vereceğin parayla yarın, şöyle düşün Mehmet abi, bir daire alıyorsun değil mi? Kaç para? Ortalama oturabileceğin bir daire 300 ile 500 bin arası. Şu anda alamazsın. Faiziydi, kredisiydi, evet, evet. Şuydu. Sana 600-700 bin aynen, liraya mal oluyor. Doğru, ya doğru. Allah aşkına sen bunu ödeyerek bitirebilir misin? Bir işçi maaşın var ya. Ya bir maaşın var abi. Hadi evde 2 kişi çalışsın, 3 evet. kişi çalışsın. Nasıl bitireceğim bu parayı? Evet. Ama buradan bir yer aldığında sen 3 tane daire alabiliyorsun yarın öbür gün. Aynen. İmara açıldığı anda evet, hiçbir şey vermesen bile müteahhite ver abi. Kat karşılığında 3 tane dairen cebinde. Bir de Ali Baba bunun hemen yanında lafını kesiyorum kusura bakma. Lütfen lütfen. Şimdi Değirmenköy dedi ya. Evet. Gittiğimde ben işte ya bir tepeye çıkacağız bir yere çıkacağız. Bir mahalleden de daha yakın. Yani Değirmenköy'ün merkezinle oranın arası 2 kilometre yok. İşte yaşamın olduğu bir yerden bahsediyoruz. Şu an yani atıyorum burası imarlı ya Sıla. Hemen yapışıyor. Ben beklemiyordum böyle bir yer. Gittim kendi gözümle gördüm. İnşallah bu önümüzdeki hafta gidip sanatçı dostlarımızla evet, beraber ben de gelmek isterim aslında. Evet, beraber gidelim. Evet. Evet. Beraber aynen. gidelim. Aynen. Peki böyle bir yerin mesela 250 metrekare dedik. Yaşam dedik. Efendim yatırım dedik. Artık hani eskiden derlerdi ya ben bir yer alayım da torun torba faydalansın. Öyle bir şey yok abi. Alıyorsun kendin faydalanıyorsun. Artık o kadar yıl beklemene de gerek yok. Bu kadar güzel yatırımcıların, fabrikatörlerin bak herkesin yatırım gözdesi. Herkes orada. Biz de diyoruz ki ya bırakın artık şu fabrika sahibi olanlar, iş insanları. Ya siz her yerde yatırım yapıyorsunuz. Bırakın biraz daha ekonomisi orta düzeyde olan insanlar yer alsın ya. Çok baba ben hiç bu lafı düşünemiyorum. Kesinlikle doğru. Ya doğru, yer alsın doğru. Vatandaş. Mantıklı. Normal vatandaş doğru. yer alsın. Fabrikatör zaten alıyor her yerde. Aynen, aynen. Gidin Akbaba gibi çökmüşler oraya. O yüzden biz Mehmetcan Bey sağ olsun gitti. Kendisi çevirdi oraları. Aldı dedi ki kardeşim orta sınıf geliri olan her insan arsası yani arazisi olacak dedi. Biz dedik ki Allah razı olsun senden. Çünkü her yere çökmüşler. O yüzden sizler de bakın sadece kaç para ödeyecekler biliyor musun Mehmet abi? Vallahi bugün sürpriz mi yapacaksın ne yapacağım bilmiyorum. Abi tek rakam söyleyeceğim. 49.900 lira. Hiç dolandırmaya gerek yok. Çok kaç uzatma. Metrekare? 250 metrekare. 250 metrekare. 49.900 lira. Vallahi burada ne yapıyorlar biliyor musun? Hiçbir şey. Ne yapıyorlar biliyor musun Sıla? 30 bin lira peşin ödüyorlar. Geri kalan eşit taksitlerle. Bak faiz çok yok. İyi. Faiz yok. Tefe tüfe yok. Kas aracı parası yok. Vallahi çok iyi. Direkt Mehmet Bey'e
söylüyorsunuz. Ben vereceğim numara. Zaten bilgi bandında da var. Arıyorsunuz, çağrı bırakıyorsunuz. Mehmet Bey'le iletişime geçiyorsunuz. Kendiniz gelip alıyorsunuz. Benim mesela senedim bittikten sonra faiz faiz gelmiyorsunuz. Yok. Mesela diyelim ki 49.900 lira abi. Evet. 30.000 lira verdin. Verdim. Geri kalan eşit taksitlerle bölünüyor. Yani sen ne ödeyebilirsin? 1000 lira mı? 1000 ödersin. Asla ödeyeceğim para 49.900 lira. 1 lira yok. Bak o 100 lira da yok. O zaman gidiyorum. Evet. Peki. Hemen şöyle yapalım Mehmet abi. Diyelim ki efendim daha yeni para biriktirmeye başladık. Silivri 30.000 peşin 49.900 lira alıyorlar. Ama biz ne yaptık? Dedik ki efendim oldu ya, ya hazır değiliz. Benim daha mütevazi bir gelirim var. Daha az param var. Biz hani Silivri'ye yarım saat 40 dakikada gidiyoruz ya. Ya bir buçuk saatte de Baba Eski'ye gidiyoruz. Kırklareli'ye gidiyoruz. Biraz daha ileriye gidiyoruz abi ve Kırklareli'nde de daha avantajlı bir fiyatla yine onları özel parselasyonları yapılmış arazilere sahip oluyorlar. Bakın ben hemen birkaç bilgi aktaracağım değerli izleyenler. Kırklareli Baba Eski Yeniköy'de doğayla iç içe yeni bir fırsat sizleri bekliyor. Harika bir yer. Burası daha güzel. Yani köyün hemen dibinde. Yerlerimiz var. Bu yerlerimizi kaçırmayın. Siz gidip geziyorsunuz Mehmet Bey. Peki yani, şöyle ben hep merak ediyorum. Ekran başı da merak eder. Aslında gidip oranın görüntüsünü çekip öyle değil mi? Aynen öyle abi. İnsanlar bir görsün kendi gözüyle. Bu hafta gidelim sevgili. Bu hafta kesinlikle bu pazar mantıklı. Günü evet. Müşterilerle birlikte. Hep Sıla beraber, geliyorsun değil mi Sıla? Arkadaşlarla birlikte. Geliyorsun orada değil mi? Bir aksilik olmazsa tabii ki kafa gelirim. Kafa sallama ben. Geliyorsun canlı değil mi? Bir aksilik olmazsa tabii ki geliriz. Bak ne güzel bilgiler toplamışız abi. Harika bilgiler var çünkü niye biliyor musunuz? Oraya Mehmet abiler gidiyor zaten. Gidiyorlar orada çalışıyorlar. Ne olduğunu buraya yazıyorlar. Bakın Baba Eski Yeniköy'de doğa manzaralı yaz kış açık bağ bahçe yapabileceğiniz harika yerlerden bir tanesi. Bakın etrafında çok verimli meyve bahçeleri olan 250 metrekare sulama kanalının 100 metre mesafesinde. Al ek abi. Ek biç hemen. Ayrıca ilave edeyim onu unutmuşlar. Tabii ki. Yeni yapılacak hızlı tren projesine çok yakın bir mesafede. Çok yakın yani. Bitti. Bugün hızlı tren. Vallahi Allah aşkına 20-25 dakikada oradasınız ya. Hızlı tren olduğunu var ya. Avcılardan oraya ne kadar sürüyor zaman içerisinde? Ya şu anda ben, kendi arabanla gittiğinde. Ben 1,5 saatte rahat bir şekilde gidiyorsunuz. Oo, çok iyi. Hızlı tren oldu mu daha hızlı gidiyor abi. Evet. İsmi üzerinde hızlı tren. Hızlı tren olduğu zaman tabii ki o zaman yarım saate düşecek. Ekran başı beni ilgilendiren bir konuya gelelim. Buyur abi. Ne yapacağız buna? Kaç para vereceğiz? Nasıl? Şimdi burada abi 250 metrekare. Evet. Harika bir yer. 250 metrekare. Al hemen yarın öbür gün bağını bahçene ek. Sen biliyorum abi. İzleyenlerin sevenlerini düşündüğün için vallahi para önemli. Aynen. Peki burada yapabileceğimiz en güzel kampanyalardan bir tanesi 250 metrekaresini sadece 25 bin lira veriyoruz. Evet. 25 bin lira. Vallahi artı, şey. Artı. Tapu masrafları da bizden olsun. Yani. Evet tapu masrafları yine bizden efendim. Arayan herkese Baba Eski'de, Kırklareli, Baba Eski'de, Yeniköy'de efendim. Doğayla iç içe olan bir yerde köyün hemen yanı başında. Bakın hızlı tren projesinin de hemen yanı başında. Bugün Halkalı'da hızlı tren kalkıyor orada. Halkalı'da bin abi yarım saat 40 dakikada Baba Eski'desin. Hızlı tren bittiği anda. Çünkü bu lokomotif projelerin oralara kattığı değeri hepimiz biliriz. Bugün bir metro bir yerden geçtiğinde ne diyorlar? Efendim metroya hemen yakın. Ev kiraları bile değişiyor. Aynen öyle. Ev kirası bile değişiyor. Aynen. 250 metrekare 25 bin lira Mehmet abi. Nasıl vallahi fiyat? Vallahi çok iyi ama ben hep Mehmet Can Bey bakarken gözlerini benden niye kaçırıyor bilmiyorum. Ya gel, bir şeyler isteyeceksin onlar. Yemin ediyorum gel. Hiç yani içeride de konuşmadık. Biz gelir paramız hemen Ali de öyle. Biz aynen gelip doğaçlama. Geliyoruz doğaçlama. Gel bugün bu Baba Eski'de bana bir şey yap ya. Ya şöyle bir şey yapalım. O zaman terlemeden ama yap yani. Yok tamam terlemiyorum. Biraz mikrofona yakışıyor. Rengin peşin gitti. Peşin alımlara mahsus olmak şartıyla bütün projelerimize %10 indirim yapalım. Ha Silivri'de dahi. Silivri'de dahi. Çok iyi ya. Güzel. Harika. Yani, %10 demek mesela 25-20 oldu. Ben 49-45 oldu. 49-45 oldu. Çok iyi. Bakın çok iyi. 0212 hemen çağrı bırakın. 925-0910 0544-353-4844. Bir çağrı bırakın efendim. Hemen sizlere yardımcı olacağız. Arayan herkese tapu masrafı bizden. Yine arayan herkese peşin alımlarda %10 indirim. 10 indirim. Harika çok, bir çok indirim. İyi. Harika bir indirim. Hemen çağrı bırakın. Arkadaşlar size dönüş yapacaklar efendim. İster Silivri'de yatırımını yap. İster Kırklareli Baba Eski'de yap. Ama
yatırımını yap. Neresi olursa olsun, toprağın olsun abi. Hadi gidelim Mersin'e, işler gitti tersine. Anam seni vermezse, vay benim vay halime. Hadi gidelim Mersin'e. Mehmet Çağlar Show'un bu haftaki konuğu Mehmet Yakar. Severim vallahi, çekerim silahı, vururum vallahi. Umut olur sözleri, kalbinde bir onun yeri. Vallahi bu başka dünya. Her beş yıl dostum, dibine fark. Kemal Soltik ve Celal Süvari ile Kardeş Türküler'in bu haftaki konuğu Serap Can. Cahit Efeşov'un bu haftaki konukları Dilek Avşar, Seyit Ahmet, ve Barış Adar. Temizliğine dikkat edelim. Mikropları büyüteşe görmesi imkansız. Katılıyorum. En azından temizliğe görebiliyorum. Arkadaşlar, her zaman çok dikkatli olmalıyız. Ortak kullandığımız eşyaların temizliğine özen gösterelim. Teneffüslere sırayla çıkalım. Keşfetmek ve öğrenmek bizim işimiz. Teknoloji ilerlerken sen nereden başlayacaksın bilmiyor musun? Hangi alanda uzmanlaşacağına karar veremedin mi? Bilgi teknolojileri alanında yetkinliklerini artırıp hayalindeki işe kavuşmak istemez misin? Haydi sen de 1 milyon istihdam projesinin bir parçası ol. 1milyonistihdam.hmv.gov.tr adresinden kaydını oluştur. Özgeçmişini doldur. İlk adım için kariyer rehberini incele. Kariyer yolunu seç. BTK Akademi online eğitimlerini sırasıyla al. Sertifika sınavlarında başarılı ol. Özgeçmişini zenginleştir. İş başvurularını takip et. Mülakatları geçerek hayalindeki işe kavuş. 1 milyon istihdam projesi. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı. Hepimizin temel hakları var. Bu haklara dokunulduğunda zarar görüyor, mağdur oluyor, kendimizi yalnız hissediyoruz. Adli süreçte mağdur, çoğu zaman yaşadıklarını ifade etmekte güçlük çekiyor, mağdurlar bilgilendirilmeye ve uzman desteğine ihtiyaç duyuyor. Suç mağduru ve suça sürüklenen çocuklar, şiddet mağduru kadınlar, suça maruz kalan yaşlılar ve engelli bireyler. Suç mağdurları artık adliyelerde yalnız değil. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri kuruldu ve sayıları her geçen gün artıyor. Bu müdürlüklerde mağdurlar güler yüzle karşılanıp doğru şekilde bilgilendiriliyor, ihtiyaçları doğrultusunda uzmanlardan psikososyal destek alıyor. Adli süreçte yalnız değilsiniz. Zamanlı zamansız geldiğimde derdimin dermanısın. Tüm sağlık çalışanlarımızla her zaman yanınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
Yaşam Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Mehmet Öndül Show devam ediyor. Bir gölgüra çek
Herbici. Ben kudretten sağ be. Teşekkürler. Mamuste heyecan maşallah. Gerçekten. Estağfurullah. Direkt güzel oldu değil mi? Be. Teşekkürler, evet. Teşekkürler. Sizi çok şöyle da güzel alalım oldu arkadaşlar. Maşallah. Orada ne yazıyordu? Gülüm benim var dedim sana. Kalbindeki nereden geldi ya? Beşi sende bir aşk gibi bir şey görünüyor değil mi? Gözler yalan söylemez şey. Sen aşık kılıç evet, kardeşim. Demek ki bir şey var kesin var evet. Ekran başı bu arada stüdyoda evet. İki kişi var. Onlara da alkış gelmedi. Ne yapacağız onu bilmiyorum. Abi arka tarafta var. Sen görmüyorsun. Işıklardan dolayı. Bu arada Hacı Mecit Kızıloğlu benim değerli abim. Vanımızın değerli iş adamlarından bir tanesi. Yazlıkta bizi izliyormuş. Hacı abi hürmetler. Ailene saygılar sunuyorum. Çok değerli bir iş adamımız. Değerli bir abimizdir. Ona da selamlar saygılarımız olsun. Evet. Şimdi Beşi sıra kimdeydi? Ben niye öyle söyledim biliyorsun değil mi? Evet. Dayı sıra sendeydi zaten. Yok ben, vallahi. Yok, ben sıra demiyorum. O şimdi biliyor ben ne demek istedim. Gel kardeş. Biz hani programcı konuk davet ederken dört tane kendileri okur bir tane konuğa oturuyorlar. Öyle yapmayalım. O yeni bir şarkı daha klan değil mi? Kürçele. Kurmancıya Türkiye. Kurmancıya. Mikrofonda. Kurmancı yani evet, klan. Evet klan. Klan onha rezida. Ejteze. Evet o da yeni. Bir dinleyeyim. İlk kez dinleyeceğiz değil mi? Ha ilk kez evet. De hadi sevgili yönetmen bir gönder bakalım gelsin. Hadi.
Ağzına çok sağlık benim kardeşim İrene sağlık. Bizde. Allah utandırmasın. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler İrene sağlık kardeşim. Saygıdeğer evet. İnsan. Sıra kimde? Beşir gitti mi? Evet. Merdan gel güzel kardeşim. Ne bize canlı mı sırada mı geliyor ne yapacağız ne edeceğiz? Vallahi canlı okuyalım abi. Beşir bir telefon aç bu kardeşim neydi ismi? O programcı abimizin vardı ya. Sıra kimde? Ha, o sen de onu. Allah seni davul etmesin. Ne diyeyim sana? Peki. Diyecektim bizi izlesin. Canlı mı okuyacaksın? Canlı okuyacağız abi. Peki güzel kardeşim. Ne okuyacaksın o zaman? Kavuna şevi bu. Bütün babaları okuyoruz. Evet. O zaman şu niye? Nereye bağlayacağım? Bak ben akıllı adamım. Benim evde iki tane torunum var abi. Onlar da izliyor. Yemin ediyorum kapıda çıkarken yapıyoruz. Ne diyorlar? Dede bize selam gönderecek misin? Bir tanesinin ismi Mirkan. Bir tanesinin ismi de ney? Asmin. Bizden çünkü de selam Allah olsun. Gözlerinden öpüyorum onların. Eyvallah, Allah bağışlasın. Bütün ev halkına, sevgili hanım başta olmak üzere hepsine de senin bu ellerinden öpülmeye gelmek. Estağfurullah. Evet arkadaşlar. Evet. Beşir Baba hadi bakalım. Hüseyin Bey hoş geldin. Oh
sekini bu borsa vereceğiz de geleki tüzvidik şam şavgan seri garbu eleki ruhne daman minne zani khevna şevek bu khevna şevek yerine sağlık. Eyvallah. Güzel bütün kardeşim. Babalara gelsin. Allah kimseyi babasız bırakmasın. Amin. Sen amin. De bizim babamızsın ya. Estağfurullah. Sen vallahi benim kardeşimsin. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ağzına yüreğine sağlık. Eyvallah, sağ olun. Çok güzel oldu. Evet. Peki. Ben sırak seni de. Seviyorum vallahi. Sevgili her zaman söylerim. Ben 9 senedir televizyon yapıyorum. Hiç unutmuyorum bugün. Evet müdürüm bugün sen bizi yalnız bıraktın sevgili müdürüm. Evet. Ya açık açık. Yusuf Baba bizi bugün yoğundur, evet. Yoğundur, bizi yalnız bıraktı. Her zaman derim ki programımızı hiç biz hazırlamıyoruz. Akışına göre gidiyoruz değil mi? Olduğu gibi. Çünkü Yaşam TV gerçekten her zaman söylüyorum 7 bölgeye hitap ediyor. Ülkemizin her tarafına, dünyanın her tarafına. Bizde siyaset yok. Bol bol türkü var. Az muhabbet var tabii ki. O yüzden diyoruz ki Yaşam TV muhakkak ben geçen hafta dedim ki istiyorsanız değiştirin kanalı. Çünkü dönüp dönüp yine bize geleceksiniz. Eğlence programı burada var. Türkü burada var. Şarkı burada var. Uzun hava burada var. Her şey burada var. Kardeşlik burada var. Barış burada var. Güzellik de burada var tabii ki diyoruz. Evet. Şimdi nereye bağlayacağım? Acaba bir canlı mı okusam yoksa bir canlı. Müdürüm. Evet canlı. Dayıcığım şu güzel sesinden bir Murat'ı böyle okursan bizi mutlu Kerem edersin. Ki. Bir alkış gelsin mi sevgili dayı? Dinleyemedik yani doğru dürüst dinleyemedik o yüzden. Ceketimi çıkaracağım gömleğim çok sarı. Çok şıksın bu arada dayıcığım yakışmış yani. Evet şöyle bir Müslümanca devam edelim. Burada niye de başıma bela etti? Bu eser sadece senden dinlenir İbrahim. Vallahi hakkını veriyorsun her şeyin yani en güzel. Otun arkasına geçeyim. Sevgili müdürümüz sana da gelsin. Stüdyoda bulunan bütün dostlara da gelsin. Öyle gönderelim gelsin.
de başıma bel etti, bunu ben de anlamadım vallahi ya. Şöyle bir elleri de görelim bakalım. Geceler şirin uykumdan oldum ama saygılarımı sunuyorum. İnşallah devam ediyor devam. Sonsuz teşekkür ediyorum sana. İyi ki buradasın. Şöyle son duygularını alalım. Öncelikle burada bulunmak bizim için bir onurdu, bir şerefti. Her zaman diyorum Rabbim seni başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Ekran başında bizi izleyen bütün dostlarımıza, sevgilerimizi, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Üstadlarımıza ve sana tekrar teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. İyi ki varsın bacım. Evet kardeşim. Aynen ben de öğrenmiyorum. Tekrar diyorum programın hayırlı olsun. Burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyum. Sizin gibi değerli insanlar yanında bulunmaktan çok mutluyum. Bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ekran başında herkes, bizi izleyen herkese selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Ustalarımıza büyük bir alkış istiyorum. Gerçekten efendim, iyi akşamlar diliyorum. Efendim ben de sizlere sevgiler, saygılar.
SMS'lerle bize katılan herkese hürmet ediyorum. Ben diyorum ki müziğin olduğu, sanatın olduğu, güzelliği olduğu yerde kalın. Ama her zaman Yaşam TV'de kalın. Asmaladık, hatırı ver. Ellerimde lambalar yanıyor, göz göz olmuş gelmeler. Katkılarıyla hazırlanan Mehmet Öndül Show sona erdi.